görüntüsünde bulunulmasına karar verilmiş olduğu belirtiliyor. Ve dönelim. Ekranımızda bir son dakika gelişmesi var. Hemen onunla ilgili bilgiyi verelim. Şarkıcı Gülşen'e tahliye kararı verildi. İmam Hatiplilerle ilgili Nisan ayındaki konserinde sarf etmiş olduğu cümlelerden dolayı halkı kin ve düşmanlığa tahrikle suçlanmıştı. Gülşen tutuklanmıştı. Bakırköy Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürülmüştü ve avukatları Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edecekler demiştik az önce ve Gülşen'e tahliye kararı verildiğini belirtelim sevgili izleyenlerimiz. Muhabirimiz Engin Açar orada, eğer bir bağlantı sağlayabiliyorsak Engin'e de döneceğiz çünkü hemen orada olduğu için, Çağlayan Adliyesi'nde olduğu için size sıcağı sıcağına tüm bilgileri aktaracaktır. Şarkıcı Gülşen'e tahliye kararı verildi sevgili izleyenlerimiz. Avukatları çünkü tutukluluğuna itirazda bulunmuşlardı. Dolayısıyla bu itirazın ardından da şarkıcı Gülşen'e tahliye kararı verildi. Tabii hep sorduk, ne dedik? Bu suçun cezası tutukluluk mudur? Hukukçularla konuştuk yayınlarımız boyunca ve Gülşen tutuksuz yargılanamaz mıydı sorusunu sorduk ki nice suçlardan, nice halkı kine ve düşmanlığa tahrikle suçlanabilecek unsurlardan bahsediyoruz son günlerde. Gülşen'in sarf etmiş olduğu cümlelerin cezası tutukluluk mu sorusunu sorarken ya da tutukluluk bir tedbir mi, kaçma tehlikesi mi var? Kendisi de söylüyor, ben her koşulda gelirim, ulaşılabilirim, dolayısıyla tutuksuz yargılanmak istiyorum diyordu şarkıcı Gülşen. Tahliye kararı verildi. Avukatları tutukluluğuna itiraz ettiler. Halkı kin ve düşmanlığa tahrikle suçlanıyordu Gülşen. Tabii bundan sonraki sürece bakacağız. Gelişmeleri de haber merkezimiz takip ediyor. Sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Ama gelen en sıcak bilgi Gülşen'e tahliye kararı verildiği yönünde. Peki ne zaman tahliye edilecek? Gelişmeleri biz sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Devam edelim. Gülşen'le ilgili bilgileri de aktarmayı sürdüreceğiz elbette ama bir de Ali Fuat Taşkesenlioğlu'ndan bir açıklama var. O açıklamaya da bakalım. Bakın farkındayız. Çok isim var, çok iddia var, suç duyuruları var, reddedenler var. Yayını böyle açtım ya. Hadi bakalım. SPK eski başkanı, yani Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ne diyor? Şöyle diyor, sosyal medyada şahsımı hedef alan mahrem görüntülerle ilgili açıklama yapmam zaruri olmuştur. Pek çok başlık var çünkü konuşacağımız. Çirkin ve gayri ahlaki buluyor. Boşanma süreciyle ilgili vurgular yapılmış. Biz hangi şeyi görüyoruz? Zehra Taşkesenlioğlu. Özür diliyorum, Ali Fuat Taşkesenlioğlu değil. Zehra Taşkesenlioğlu. Şahsına yönelik yargısız infazdan bahsediliyor. Ahlaksızca bir oyun oynandığını söylüyor. Bunu da aktaralım. Hadi bakalım, Zehra Taşkesenlioğlu boşanma davası ile ilgili bu açıklamayı yapmış. Hadi Engin'e gidiyoruz. Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Gülşen'e tahliye kararı verildi. Engin Açar tüm sıcak bilgileri bize aktaracak. Engin, söz sende. Ülkü Çoban, aslında hukukçuların Gülşen için beklemediği bir karardı. Bu kararın bugün çıkmamasını bekliyorlardı. Sanatçı Gülşen 30 Nisan'da verdiği bir konserde sarf ettiği sözler nedeniyle önce bir soruşturma açılmış, ardından mahkeme kararıyla tutuklanmıştı. Avukatı da tutukluluğuna itiraz etmişti. 3 günlük süreç dolmuştu. Bugün saat 13'te mahkeme başladı ve Gülşen'in tutukluluğu kaldırıldı. Bugün serbest kalacak. Eşi Ozan Çolakoğlu da şu anda Bakırköy Kadın Cezaevi'nde Gülşen'in yanında. Kendisi de bu haberi oradan aldı. Biz de çok hızlı bir şekilde kameraman arkadaşım Umutcan Yitük'le birlikte hemen Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gideceğiz. Gülşen'in çıkışını bekleyeceğiz. Dediğim gibi bugün saat 13'te şarkıcı Gülşen'in avukatı o dava için, mahkeme için adliyeye gelmişti. Çok kısa bir sürede karar çıktı ve şarkıcı Gülşen 3 günlük tutukluluğunun ardından bugün serbest kalıyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Ben de kameraman arkadaşımla birlikte hemen Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gidip oradaki gelişmeleri de takip edip sizlere aktaracağım.
Evet, Engin Açar'dan bilgileri aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Ne diyor Engin? Aslında hukukçuların beklemediği bir karardı. Gülşen'e tahliye kararı verilmiş olması. Biraz sonra üzerinde dururuz. Neden tutuklandı? Nasıl tahliye edildi? Neyle suçlandı? Suçlandığı başlık tutukluluğuna sebep miydi? Değilse Gülşen neden tutuklandı? O kadar çok soru var ki. Şimdi tahliye kararı var. O zaman Gülşen neden tutuklandı? Değil mi? Soracak o kadar çok soru var ki sevgili izleyicilerimiz. Şimdi dönüyoruz Sedat Peker'in iddialarına. Eğer Gülşen'le ilgili bilgi alabileceğimiz hukukçular olursa da yayınımızda sizlere soracağız. Dediğimiz gibi haber merkezi harıl harıl çalışıyor. Gündem hareketli. Ben sadece size aktarıyorum sevgili izleyenler. Bakın, üzerinde durduğu bir isim daha vardı Sedat Peker'in. O da biliyorsunuz ki Albayrak ismi ve Sedat Peker vurgusunda şöyle diyordu. Aslında arkadaki isim, yani eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun arkasındaki güç. Zehra Taşkesenlioğlu AKP milletvekili kardeşi değil, arkasındaki güç eski Enerji Başkanı.